Şimdi Zahur Bey, sizin sorunuza cevap verecek. Kendisine bir konuşma hakkı verelim. Özür dilerim. Ben bir şey demek istiyorum ki, siz söylüyorsunuz ilk sorunuza barışla ilgili. Biz zaten yıllardan bu yana biz barış istedik. Şu anda da barış istiyoruz. Bugün siz biliyorsunuz ki Azerbaycan Cumhuriyeti bu barıştan dolayı kaç yıldır danışıklar aparıyor. Ama Ermeniler barışmak istemiyor. Bugün Ermenistan devleti bütün uluslararası konuşmalarda söylüyor ki ben hiç kimim. Dağlık Karabağ Cumhuriyeti var. Konuşmak isterseniz onlarla konuşun. Ve barışı biz zaten istedik. 1905'te, 1918'de, 1992'de ne olduysa Türklere oldu. Azerbaycanlılara soykırım oldu. Ve bugün siz hangi barıştan konuşuyorsunuz? Biz zaten yıllardır barış söylüyoruz. Ermeniler istemiyor. Kaldı sizin ikinci konunuza, Sefet Meremsel bizim bu başkan yardımcılığından söylediniz ki neden nasıl oldu soru? Şöyle ben cevaplayayım. Orada orayı kaçırdı beyefendi. Biz 1918'de kurulan, doğuda kurulan ilk demokratik cumhuriyet dedik. Devamı geldi demedik. Herhalde cevabınızı aldınız. Bugünkü başkan yardımcılığından söylediniz öyle mi? Onu kastettim. Tamam. Yani bunu yok mu? Cevap verim de. Bizde Azerbaycan'da bugün için. Tamam, ben söylüyorum. Biz Azerbaycan'da sivil toplum kuruluşuyuz ve hiçbir halde ne hakimiyetle ne muhalefette değiliz, orta mevkideyiz. Ama bir şey söyleyeceğim. Bizde tam demokrasi bir ülke. Sizin için başka türlü gelebilir. Ona kalsa özür dilerim. Sizde de aynı adamlar 16 yıldır hakimiyette. Ona kalsa özür dilerim. Ona kalsa sizin cumhurbaşkanınız da damadını bakan yaptı. Özür dilerim. Bir dakika. Ben Sayın Erdoğan'a da saygım var. Ama bugün bizim ülkede gelirseniz 100 kişiden 80 neferi bugün başkan yardımcısı olan Mehriban Aliyeva'nın başkan yardımcısı olmasına yürekten, gönülden seviniyor. En azından 5 Çünkü Sizinkiler. Mehriban Aliyeva başkan yardımcısı olmazdan önce Haydar Aliyev fondu var bizde. Sivil toplum kuruluşudur. Sivil toplum kuruluşu olarak Bakü'de okullar diktirdi, hastaneler yaptırdı. Azerbaycan'ın her günlerim. Siz sevmeyebilirsiniz ama bu adam bizim ve biz bunu seviyoruz. Onun sizin burada hakaret etmenize de çok yani taassüf ederiz. Bu bizim adamımız. Bu bizim adam. Biz onu seviyoruz. Siz sevmiyorsunuz. Ve ben ona karşıyım ki sizde bu referandum geçirildiğinde özür dilerim. Sizde referandum geçirildiğinde sosyal medyada bizim Azerbaycan'dan gençler de buna katıldılar, evet dediler, hayır dediler. Ben onda da bir yazı yazdım. Söyledim ki sakın Türkiye'nin devlet işlerine biz karışamayız. Türk halkı var, kendisi bilir. Evet diyer, hayır diyer. Bizim de Azerbaycan devleti var ve demokrasi bir devletti. Bizim halkımız var. Ona halk karar verebilir. Bizim halkımız böyle istedi, böyle oldu. O artık bizim işimiz. Çok özür dilerim. Bizim misafirlerimiz. Elbette ki bütün insanlığın amacı barış olması lazım. Barışı savunması lazım. Ne zaman güzel de otlar bitecek. Şuraya mı? Yok, buradan bakın. Görmüyorum ama gözünüz yanılsın. Burayı görmüyor. Yok şöyle bak. Ben düşmanım Ermeniye. Siz dost olun, arkadaş olun. Kendinize ya toprağın %20'si işgal edilmiş. Benim toprağın %20'si işgal edilmiş. Benim kadınlar bugün Ermeniler babası meyalan olmayan çocuk doğurur. O çocuğu da bize düşman edirler. Bizim üzerimize eline silah verip bizim üzerimize yolluyorlar. Kiminle barışın? Benim namusum ayaklar altındadırsa.
şərəfim itin qabağında yemədirsə, lütfən Allah aşkına siz belə öyrətmənlik yaptığınıza görə bugün Türk gəncliyi küpə takır, saç uzadır və erməniyə qardaşdır. Tamam mı? Təəssüf edərim. Neyse, ben size burada çok faydalı materyallar getirmişim. Bunlarla tanış olun ve bilin ki benim ciğerim yandı. Bugün çok təəssüf elədim ve çok təəssüf elədim ki Kars'tan böyle bir öğretme. Çok təəssüf. Çok təəssüf. Kars benim için çok uzak getirdim. Birinin kəbəsi var. Birinin kərbalası var. Mənim Ildırım var, Karsım var, Şuşam var, Laçınım var. Yani tamam. Çok teşekkür ederim. Gerçekten konuştukça saçmalama devam ediyorsunuz. Asım yeter ya. Arkadaşlar bir dakika bir. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar. Şimdi Azerbaycan'da Rada Hanım derneğimize bir hediye veriyor başkanımıza.